YouTube yayına başlıyoruz. Bu canlı bir yayın. Sizlerden rica ediyorum. Abone olmayı, yorum yap, özellikle yorum yapmayı, paylaşmayı ve e, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Yavaş yavaş Galatasaray'ı geçelim. Ben başlayayım, direkt başlayayım. Ondan sonra da Tugay'a söz vereyim Galatasaray'lı kardeşime. Bir de Ünsal'ımdan da bir objektif yorum alalım. Ya ben maçın başından sonuna kadar pür dikkat izlediğim bir maçtı. E, Fenerbahçe'de Wilfred Zaha ve e, Torreira harici bir de David Davinson Sanchez harici vasatın üstüne çıkan performans var mı? Saşa Boy'u da katayım. Saşa Boy'u da gayet iyiydi. E, onun haricinde e, rakibin sağ kanadını etkili kullandığı belliydi. Sağ beklerinin Gol attı, asist yaptı, oraya sürekli denediği belliydi. Orada biraz piyon gibi, hani böyle piyonlar, aynı sütundaki piyonlar şey olur ya, e, çapraz yediği için piyon böyle kalır ya, oraya önüne zaha koydu, arkasında biraz daha defansif e, Abdülkerim'i kullandı ve Nelson'da küstüremiş oldu. Bence e, doğru bir teknik direktör hamlesiydi. Ben Okan Burak olan eleştirileri anlayamıyorum. Bence Kasımpaşa zaten bütün oyununu e, geçiş üzerine kurmuş. Tamamen geriye yaslanmış bir takım. Maça da bu şekilde çıktılar. Etkili de oldular. E, onun haricinde sonradan tete girdi bir iki varyasyonu var ama beğenmedim. Ben tete'yi bu arada genel olarak beğenmiyorum. E, ama daha müthiş maç çıkardı. Daha Galatasaray geldiğinden beri en iyi ikinci maçı herhalde. İlk maçı da Mesut Özil'in maçı. Ama bu maçta da bence daha etkiliydi. Ee, Kasımpaşa'da Aytaç Kara yerine herhangi bir adam olsa yani direkt aklıma gelenlerden söyleyeyim Flavio, e, Korubelis, Trabzonspor'da yani herhangi bir adam olsa beş, Ka Kasımpaşa bu maçı beraber bitirebilirdi. Gerçekten el freni var takımlarında. Çok kötü futbolcu. Aytaç Kara'dan daha kötü futbolcu ömrümde görmedim ya. Ya hiçbir numarası olmaz mı bir adamın? Kafa topu diyeceğim kafa topu yok. Fizik ikili mücadele o yok. Dışarıdan baktığında uzaktan baktığında dersin ki ya bu fizik olarak güçlü ikili mücadeledir. Yani adamın iyi olduğu hiçbir şey yok yani. Kasımpaşa'nın teknik direktörünü de kutlarım. Ee, i̇yi analiz etmiş ama Aytaç Kaya öğretmesinden dolayı en fazla Kasımpaşa'ya teknik direktörlük yapar. Başka bir yerde yapmaz. Diyeyim. Yavaş yavaş yine devam ederiz. Tugay sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ben maç? ilk yarısı güzeldi ama ikinci yarısı Sonlardaki gerginlikler biraz haricinde kaleci de bayağı dövüşüne döndü gibi. bayağı bir düştüğü maçta ha? Biraz kör dövüşüne döndü ikinci yarı. Evet, evet. Yani kim kime çakarsa diye ben genel olarak e, Şampiyonlar Ligi maçlarından önce ki oynanan maçlarda Lucas Torreira'ya çok yük bindiğini düşünüyorum. Çünkü biraz takım onu alışkanlık haline getirmeye başladı biraz. Lig'i götürürüz biraz daha kafalar o tarafa da kaymaya başladı. Evet. Gibi geliyor bana. Torreira yine mükemmel oynadı. Zaha iki gol attı ama ki Zaha da çok iyiydi bence. En iyi maçıydı. United'ı da katıyorum. Bence de en iyi maçıydı. En skora etki eden en dikine oynadığı maçtı. Ee, onun dışında maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Çok ortada bir maçtı. Yani bugün Kasımpaşa berabere kalsaydı Kim kalsaydı nasıl abi. Galatasaray nasıl bu maçı verdi demezdim Mustera oyundayken iki tane net kurtarışı var. Kazanpaşa evet. şeyde. Evet. Biri fall. Evet. Biri de o... E... Köşeden geldi bir tane. Evet. Ayak dışıyla vurdu. Çok güzel vurdu. Kapattı da. Müdahalesi Mustera'nın evet. yerindeydi. Ki sakatlandığı pozisyonda sıkıntılı bir pozisyonda. Çok temiz bir müdahale yaptı. Ya Zaten ee, dönen toplarda içinde... özellikle son 20 dakika Torreira Tazmanya canavarı modunu açtı işte abi. Her i̇nanılmaz şeyi topluyor. Ya. Her şeyi topluyor yani. Her şeyi. Ön sezisi sanırım en yüksek oyuncu gördüğüm ya. Süper Lig'de. Yani top nereye gidecek? Hemen oraya koşmalıyım. Yani inanılmaz bir ön, söz, ön sezi var. Adam da pır pır gibi zaten. Evet. Ve onun dışında Kasımpaşa'yı zaten Fenerbahçe maçları hariç ben beğeniyorum Kasımpaşa'yı. Fenerbahçe maçlarında 15 dakikada genelde bitirir Kasımpaşa maçlarını. Hemen. Daha Öyledir ama abi. Hemen bir şaka gelir. Ofansif bir şaka gelir hemen. Yok yok üzer. hiç şaka değil. <laughs> Youtube'dakileri söyleyeyim mi? Bu şaka değil. Gerçek budur. Son 10 yıl. <laughs> belki de 15 yıla bakın. 15-20 dakika evet. dakikadır doğru, Galatasaray. doğru. Galatasaray'da. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçları biter. Doğru. Oranlar 1-0-5 falan açılır Fenerbahçe'ye. Neden böyle bilmiyorum. Şimdi sahibini de çok tanımıyorum. Fenerbahçe ile bir bağlantısı var mı bilmiyorum. Var. Kesin bilmiyordur abi. Genelde... İyi akşamlar. Yok bilmiyorum. Akşamlar, Bilsem tıkla. ofansiz Kesin şeyler konuşurum. Ciner değil miydi? miydi? Ciner değil miydi? Yok. Ferit Şahenk değil mi? Ha Ciner. Turgay Ciner. Doğru. Tamam işte ya. Turgay Bilsem, Ciner. Fenerli mi bir yani. Bu kesinlikle. Tufan Bey bir dakika konuşuyorum. iki dakika konuşayım. Zaten çok konuşmayacağım. Evet. Bu kesinlikle tezadüf olamaz. On, son on ha, Böyle rezil bakırsın. bir futboldan sonra çok konuşma zaten. Vay da... Amsavır ya konuşmayacağım. Hastayım dedik dedikçe üstüme üstüme geliyor adam ya. Tufan izledin mi maçı? Yani az biraz ucundan. Ben Mauro Icardi'yi bugün e, çok etkisiz buldum. Ben en çok ikinci yarıyı gördüğüm için. Icardi yani... zaten abi o sakatlık olayından sonra. Ya Icardi'yi çok seviyoruz. Galatasaray taraftan olarak. Icardi'nin de bizi sevdiği çok açık belli. Yani karşılıklı bir şey var. Sonuçta bu adam yıllık 10 milyon euro üstünde para alıyor. Sakatı magalar ben dese. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım dese. Son 3 haftadır. Kimse sesini a demez. Evet. Ama bu adam antrenmanları pas geçip maça çıkması bana biraz da artık fazla gibi geliyor. Evet Icardi çok aidiyet duygusu olan bir adam. Bugün kaptanlık pozumanlığını da taktı. Üçüncü kaptan zaten takımda. Ama biraz artık yani hem Icardi'nin performansını etkiliyor hem artık Son haftada mesela eskisi gibi ileride top tutamıyor Galatasaray. Evet, evet. Niye? Çünkü Icardi çok böyle gol pozisyonu dışında topla münakaşaya girmiyor ki sakatlık durumunu yükseltmesin diye. O yüzden Galatasaray'ı ben çok olumsuz etkiledim düşünüyorum. Ama orada şöyle ben... de bir şey var. Ee, savun, yani orta saha, ikili orta sahanın Kaan'la Torayla'nın önünde oynattığı Kerem Aktürkoğlu'nun e, bir oyun kurucu ofansif 10 numara ya da sekiz buçuk, on buçuk ikinci santrafor ne dersen de bunu. Kerem Aktürkoğlu daha çok topu alıp dağıtmak yerine arkaya koşuyor. Arkaya koşuyorlar gösteriyor ki etkili de oluyor. Icardi çok net bir asist yaptı. Icardi iyi de vurdu ama olmadı. bunun avantajları var, dezavantajları var. Biraz onun da etkisi var yani. O Kerem'in daha çok topu yönlendirme kısmında değil de direkt kaleye gitme kısmında kuvvetli olması onu da etkiliyor. Kerem de bugün ya. iyi değildi. Ya yani gene birçok pozisyon hazırladı. Gene birçok pozisyona girdi ama iyi değildi. Bence ya psikolojik Kerem, de sıkıntıları var. 10 numara oynadığından beri Kerem çok ben beğenmiyorum 10 numara. Keremi beğenmiyorum değil. Galatasaray'ın oyun sistemini beğenmiyorum. Biraz oldurmaya çalışıyoruz. Evet. Yani Za'yı oynatalım diye. Ee, ama yani Zaha'nın da oynaması lazım. Evet ama yani eğer bir taraftan fazla geçeceksem Za'yı sağa atarım, Kerem'i sola atarım. Kerem'in sanki Kerem'in sanki biraz futbolculuk ne derler ona? Perileri var ya derler ya futbolculuk perilerinden de çalıyormuşuz gibi geliyor bana bu on numarada oynatarak. Çok Net. tek yani hızından çalıyormuşuz gibi sanki son vuruşlarından çalıyormuşuz gibi o artık pozisyona girerken ki bitiriciliği biraz ölmeye başladı. Bilmiyorum. Zaten çok konuşmayacağız Galatasaray'ı. Bir de son Benim bir... de çok ben de konuşmak istiyorum. Gibi. Yarın mükemmel bir maç var. Trabzon'un arkasındayız. Son tek bir, Or orada edeceğiz. Son bir şahsi bir ee, övgü yapacağım. Davinson Sanchez. Davinson, i̇nanılmaz. Davinson ya. Sanchez benim son zamanlarda gördüğüm en iyi stoper. En iyisi yani. Kim Mincey de çok iyi oyuncuydu ama Kim Mincey bu kadar olgun değildi. Gerçi şimdi yaş farkı da var aralarında. Davinson Sanchez 27, 29 yaşında değil mi? Öyle bir şeyler. Ama o inanılmaz inanılmaz bir stoper. Yani iyidir iyidir. Victor Nelson hiç ağlayıp zırlamaya gerek yok babacım. senin. 100 katın, şey katın falan. Ya 100 katın falan iyi stoper ya. Bugün yani. Sanchez sadece Boye'nin bindirmesine girmedi. O da ters tarafta oynuyor diye. İnanılmaz abi hava, hava, bir, adam. Bir, adam. bir adam havadan bak havadan iyi olursun, ağır olursun. Türkiye ligine düşersin. Havadan iyi. Yerden iyi, ku, kuvvetli, süratli. Davinson da gençmiş bu arada. 27 yaşındaymış da. Ya o, bilgisi, ya o civarlarda. Pozisyon bilgisi iyi. Ayakları iyi. Sezgileri iyi. Ceza sahasına giriyor. ya adamın yapmadığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İnanılmaz bir stoper ya. Gerçekten çok 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 kaliteli stoper. Ee, ekmek banarak izledim Davinson'u. Bir de parantez açayım bittiyse lafın. Abdülkerim'den sol bek olmaz. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Abdülkerim'in Abdülkerim. pozisyonuna ne diyorsunuz? Hangi hmm. pozisyon? Vurdu ya herife dalıp. Vurmadı ya. Gitti ya. Sarı kart Gitti yani. ya. Sarı kart normal ya. Yani. Orada adamda şey geliyor ona. Biraz ya, sport benlik en... dışı davranış olduğu için bence kırmızı verilmeli. Sen sana kalsa geçen hafta da kırmızıydı Kim Sana kalsa ben da Ben görmedim Kırmada orada bir oyuncu varmış. Ya, sana Allah'tan kalsa sen foul demedin. Değilsin. Allah'tan Gökhan izledi de foul dedi yani. O net faul ya. Oo, ben yine hiç... aynı yerdeyim. Onun... Onu... değişmez onu. Geçen yumruk attı. Görmedim. Yumruk attı diye Bu gördüm. Arada bak, geçen ben de bugün. Izledim. Ben itti diye gördüm. Ben çok ben de son itti tekrar diye izlemedim. izlemedim çok. Yok, vermedi yani ben ki. Iz, vermedi biz, attı. Sen onu yumruk olarak görmüştün. Aa, oraya bir daha bir bakmak atmışırım. lazım, bence. Eski MMA'cidir. Sen bilmezsin. Çok şey yapmamak lazım. Bu arada Kasımpaşa'nın sahibinin de Fenerbahçeli bir alakası yokmuş. Adam Beşiktaşlı. Abi öyle, ben alakası var demedim. Sen kendin girdin lafa ya. Aha, öyle bedavadan Anadolu kulüplerinden kendi eski oyuncularının hoca olduğu dönemler puan toplamaya benzemiyor o işler. Topluyorum her ya. sene. her sene 6 6 yazıp ilerlediğiniz dönemleri çok iyi hatırlıyoruz biz. Ben hiç hatırlamıyorum. Senin Aha, yok, bence hatırlamaz. sen sen e, şizofreniye bağlamışsın konu Galatasaray olunca. Son bir şey yok, yok. Son bir şey söyleyeyim. Ee, sonra e, bu bölümü kapatalım. Eee Galatasaray'ın devre arasına kadar, transfer dönem açılana kadar puan farkının olması, önde olması, ya Fenerbahçe'ye yakın olması ki bu, bu yarış artık baştan sona koptu. Fenerbahçe Galatasaray üzerinde gidecek bu iş. Ee, erken kopmalar da gelebilir. Fenerba Fenerbahçe'nin kadrosu, Galatasaray'ın kadrosu karşılaştırmasında başından beri aynı şey söylüyorum. Çok daha dengeli. Fenerbahçe'nin bir tane bile boş transferi yok. Ee, Galatasaray bence kusurlu bir transfer dönemi geçirdi. Çok acil bir şekilde Torreira'nın yükünü alacak. Aynı zamanda oyun kurma Ancak... oyun kurma konusunda kabiliyetli. En Dombeli gibi bir adam değil. Gerçekten artık parasını da veriyorsunuz Galatasaraylılar. Para da veriliyor. Bam gün paraları veriliyor. Gerçekten iyi bir oyuncu alınması lazım. Yoksa bu şekilde derme çatma. Ben bu arada Kaan Ayan'ı kötü bulmuyorum. Kaan Ayın gerçekten Abi gerçekten iyi oyuncu Kaan Ayan ama orada Toraylan'ın yanında mutlaka mutlaka bir şey çok he. net bir. Evet evet iyi oynadı. Kötü oynamadı bugün de. Çok net tabii, bir. Tabii oyun kurucu alması gerekiyor. Bu Galatasaray'ın şu anda hala liderler arasında 2 puan farkın hatta şu an 1 puan önde lider oldu maç fazlasıyla. Olmasının sebebi %99.99 yani orada 10 binde 1 bir pay bıraktım. Ee, Okan Buruk çok net söylüyorum yani bu kadar oyuncu yani bu kadar derme çatma onu oraya atayım, bunu bu tarafa atayım. Angelinho ne olduğu belli değil. Ee, Hakimzi'ye ben bugün birkaç hareket olumlu olsa da fizik olarak çok kötü durumda. Hiç iyi değil. hiç iyi durumda değil. TT oyuna girdikten sonra algılayabiliyorsun ondan şey olduğunu. Ee, gerçekten fizik olarak hiç iyi durumda olmadığını. Yani kötü bir transfer dönemi. Net şekilde kötü bir transfer dönemi. Fenerbahçe'ye kıyasla. Ee, Okan Buruk'un da bir ıskası var. Angelino transferinde. Ben inanmıyorum ki... onun, onun, isteği oldu. Ondan net söyleyeyim. Yok o Cambron'un en çok istediği adam Angelino abi. İçeriden bilgi yani bu. Ben kendi kendim bilgimi aldığı için söylemiyorum yani bunu <laughs> Galatasaray kendi muhabirleri söylüyor. Bu arada en güvendiğim Galatasaray muhabirlerinden birisi olan Uğur Karakol için içeriden aldığı bilgiye göre Galatasaray 6 numara transferi kesinlikle yapacak Erdem Timur. 6 mı sekiz %100 mi? %100 yapacak. 6 yapacak diye söyleniyor Torreira'yı daha önde kullanmak istiyormuş Okan Buruk. Ki Enteresan. bence daha iyi. Çünkü öndeki baskıda, preste Torreira inanılmaz bir güç. Mesela Kaan Ayan oynadığı zaman Torreira genelde önde basan adam oluyor. Ve özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında faydasını çok görüyoruz. Deyip sözümü bitireyim. Ben de bitiriyorum. Tufan'ın var mı diyeceğim bir şey? Var. Buyurun. Hakem çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bütün e, ikili, en ikili bir sonraki ikili ikili mücadele ikili ikili mücadelelerde bırakmadı topun oynanmasını yok yani ben taraf için söylemiyorum bunu hakemi kötü gördüm ben yani her ikili Abi mücadelede her iki. yani, ya bu maçın hakemi kötüydü ben isim isim vermedim bak ne diyorum İkili mücadelelerde çok foul çaldı bu ben hakemi yani o kadar bunu bak şey görmedim bugün. B Katılır bu mı? bir de Abdülkerim'in pozisyonuna bir kere daha bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir ilk kere daha bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Ilk yani olmayabilir tabii Sarıdır belki. Yüze bir müdahale olsa belki derim de, de. yüze müdahale yok. Itiyor tamam yani. yani olabilir bak ne diyorum ihtimalleri konuşuyorum. Yani kesin konuşmuyorum. Bence yok, de yok, de oyunu... sizde... Ben tufan hak veriyorum. Bence de oyunu çok fazla böldü. Çok gereksiz yere çok fazla böldü. Abi yani doğru düzgün şey olmadı evet. ya. Biraz... Bir de Kasımpaşa'nın oyuncuları ya yani son tercihleri inanılmaz kötüydü adamların. Yani Galatasaray ikinci yarı sahada yoktu değil mi? Bir tane mi şutu var isabetli o da gol. Evet. Biraz daha skora dayalı. Yani skora ha, şimdi Galatasaray'ı sıkıştı. Oldu. Ha, bir dur la bitirdin ya sen. Yok sana destek çıkıyor mu ya? Ha, orada e, Galatasaray'ı sıkıştırmışsın. E, Galatasaray'ın çok bir şeyi yok. Hani bu maça odaklanamamışlar veya başka bir sorun var belli. E, ne güzel fırsatları da yaratıyorsun, yükleniyorsun. Ama yani o son tercihler kaç metreden şut çekti Aytaç? 30. 6 ya kişiyle bile 30, 30, 30, 30, 30 metreden şut çekti. Ya. 45 metreden top şut çekti ya 45 metre. işte Aytaç, yani bu arada 7 gol atmış bu sene? Doğru mu bilmiyorum ama. Yok alısa da ya. Gerçekten yani gol çok atmış abi. Çok şeydi. Yani bu arada Kasımpaşa'nın hocasını da çok severim ben. Çok iyi bir adam, dürüst bir adam. Kim o? Yuh, sıradan bir adam. Er Ersun'un eski yardımcısı Kemal Özdeş. Hiç sevmediğim bir adamdır. Kemal Yo, Özdeş ben kimdir mesela. Ben tanımıyorum. Sürekli kasımbaşının başına gelip duruyor. O bir, bir, yani bir tanı tanımazsın işte. Bayağı iyi hocadır. on son 10 yılda 10 kere falan geldi. Her yıl gelip gidiyor. Dürü, dürüst, dürüst adamdır. Evet. O yüzden bu kadar diyeceklerim maçla ilgili. Evet, teşekkür Yedi ediyoruz. De, olayı da doğruymuş bu arada. Tamam. Ne? Yok sayıyoruz o bilgiyi. Hala çok kötü futbolcu. Galatasaraylı ve Kasımpaşalı, bizi izleyen Galatasaraylı ve Kasımpaşalı milyonlarca kardeşe buradan selamlar diyoruz. Evet.